Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde mecrur muttasız zamirleri yani iyelik, aitlik anlamı veren zamirleri göreceğiz. Niçin buna mecrur ismini vermişler arkadaşlar? Muttasıl bitişen olduğunu söylemiştik. Bitişen neye bitişecek? İsme, kelimeye bitişecek. Ancak bu bitişme başta değil arkadaşlar. Sonda olacak. Kelimenin sonuna evet. İsmin sonuna bitişen zamirlerdir. Mecrur denmesinin sebebi arkadaşlar bitiştiği zaman, kelimenin ismin sonuna bitiştiği zaman cümle içerisinde muzafın ileh konumunda oldukları için yani son harekesinin esre olması gerektiğinden dolayı bu şekilde isim almışlardır. Ancak burada zahiri olarak bir esre olmayacak arkadaşlar. Mahalle esre olacak. Çünkü zamirler mebnidir, marifedir, bilinendir. Ancak mebnidir. Her ne surette olursa olsun son harekesi asla değişmez arkadaşlar. İsimlerin sonlarına bitişip muzafın ile konumunda olan bu zamirler bitiştiği isme dönük bir aidiyet belirten zamirlerdir. Hangi isme, hangi kelimeye bitişmişse arkadaşlar o isme ait bir aitlik belirten zamirlerdir. Mebni olmasından dolayı da zamirlerin son harekesinin değişmeyeceğini söylemiştik. Bakalım arkadaşlar zamirlere. İyelik zamirleri dedik. Ee, yine müfred, tesniye ve cemi var arkadaşlar. Müfred tekil, tesniye, ikil, cemi, çoğul. Müzekker, gaip, ee, müzekker. Biz arkadaşlar tam böyle erkek olarak diyemiyoruz yani. Çünkü sadece erkekler değil, erkek ve erkeğe delalet eden, kendisinde e, müenneslik alameti bulunmayan kelimelere müzekker demiştik. Gaip arkadaşlar bizim karşımıza muhatap olarak almadığımız, konuşmadığımız, arkasından konuştuğumuz kişiler diye söylemiştik. Müennes gaybe yine müennes arkadaşlar bayan veya bayana delalet eden kelimeler. Gaybe de arkadaşlar arkasından konuştuğumuz karşımıza muhatap almadığımız bayanlar demektir. Müzekker muhatap, muhatap olarak konuştuğumuz erkekler, müennes muhataba muhatap olarak karşılıklı karşısında konuştuğumuz bayanlar birebir yani konuştuğumuz kişi kimse biz onu muhatabımızdır. Erkekse muhatap, bayansa muhatabadır arkadaş. Mütekellim konuşan kişi demektir. Müfretlere bakalım arkadaşlar. Hu manası onun olacak arkadaşlar. Hu onun, he onun, ke senin, ki bayan için senin, yi benim. Hümalar o ikisinin, kümalar siz ikinizin, na bizim. Hüm o erkeklerin, onların, hünne o bayanların, onların, küm sizlerin, siz erkeklerin, künne siz bayanların, na bizim. Arkadaşlar örneklere daha iyi anlayacağız ancak tekrar ediyorum. Hu zamiri, ismin sonuna bitiştiği zaman onun anlamı verir. Onun. Ha zamiri de bayan için onun anlamını verir. Ke zamiri senin anlamını verir. Mesmu ke dediğimiz zaman senin adın ne diye söylediğimiz zaman oradaki keş bu iyilik zamiridir arkadaşlar. Senin adın yani sana ait olan sana verilmiş olan isim ne? Mesmuke. Bu bayan olduğu zaman ki zamirine getiririz. Mesmuki. Yi de benim anlamı var vardı arkadaşlar. Benim anlamı var. Türkçelerini yazmadım arkadaşlar. Yer olmadığı için. Daha iyi e, görünsün diye de büyük yazdım arkadaşlar. Dikkat edelim. Hüma arkadaşlar tesniyelerde e, erkek veya e, bayan olsun. O ikisinin demek. O ikisinin. Küma siz ikinizin demek. Na bizim. Hüm 3 ve daha fazla erkekler için onların hünne 3 ve daha fazla bayanlar için onların e, küm sizlerin künne bayanlar için sizlerin muhataba aldığımız karşısında konuştuğumuz bayanlar için na bizim arkadaşlar bu zamirlerin bir önceki derste gördüğümüz zamirlerden farkı bunlar ismin sonuna yazılır önceki de hüve hiye diye gördüğümüz zamirler onlar ismin başına arkadaşlar ve isme bitişmezler onlar cümlenin bir ögesiydi. Bunlar ise arkadaşlar ismin sonuna yazılıp isme bitişen zamirlerdir arkadaşlar. Onların eee e, anlamı arkadaşlar o o ikisi e, onlar bunların ise manası arkadaşlar onun o ikisinin onların sizin sizlerin iyilik, aitlik anlamı belirten zamirlerdir. Örneklere bakalım arkadaşlar. Kalemuhu onun kalemi buradaki hu arkadaşlar bizim öncesinde konuştuğumuz bir erkeği ifade eder. Mesela diyelim ki e, Ahmet e, okula gelmedi bu onun kalemiydi dediğimiz zaman şuradaki hu arkadaşlar onun ifadesini Ahmet'in yerini tutar. Onun kalem'i veya e, biz birisine soruyoruz ki Ahmet'in kalem'i Ali'nin kalem'i e, bu mu soruyoruz. Ya. Elimizde bir kalem var. Bu kalem Ahmet'in kalemi mi diye sorduğumuz zaman buradaki Hu arkadaşlar Ahmet, Ahmet isminin yerini tutuyor. Onun kalem'i kitabu Hu onun kitabı. O erkeğin kitabı. Beytu Hu onun evi. O erkeğin evi birisine soruyorsunuz bir arkadaşınızı. işte Ali Hasan'a soruyor. Ahmet'in evi nerede? Ahmet'in evi. Hasan da cevap veriyor. Onun evi. Tekrar Ahmet'in evi demiyor da. Onun evi işte falan yerde diyor söylüyor. Arkadaşlar. İşte buradaki ev kime aittir? Ahmet'e aittir. Evin Ahmet'e aitliğini belirten aitlik zamiri hudur arkadaşlar. Peki bu Ali Ahmet değil de Ayşe Fatma olsa o zaman arkadaşlar ha zamir gelecek. Kalemuha onun kalemi. Ayşe'nin kalemi yerine şurada ha zamiri getirerek arkadaşlar onun kalemini ifadesini kullanmış oluyoruz. Gördüğünüz gibi bu zamirler arkadaşlar ismin sonuna bitişiyor. Ayrı yazılmaz arkadaşlar sonuna bitişiyor. Ve isim tamlaması konusunda göreceğiz arkadaşlar detaylı olarak. Kalemu dediğimiz zaman arkadaşlar burada e ee, isim tamlamasından dolayı muzaf ha da muzafı ileyettir. Ve arkadaşlar zamirler marifi olduğu için arkadaşlar bu e, isimlerde e, tenvin kalkar, elif lam kalkar arkadaşlar. Onun kalemi. Çünkü biz birisine onun kalemi diyorsak o kişiyi zaten biliyoruz, tanıyoruz. Tanıdığımız, bildiğimiz için arkadaşlar tekrar bir daha bilinen olan e, bir şeyi belirli yapmaya gerek yoktur. Biz bilmediğimiz kişi için onun kalemi diyemeyiz, diyemeyiz yani. Biz onu biliyoruz kim olduğunu. Ev evet, kalemuha onun kalemi, ismuha onun ismi, o bayanın ismi. Birisine soruyorsunuz. İşte şunun ismine işaret ediyorsunuz. O da diyor ki onun ismi Fatma'dır. Niçin arkadaşlar Fatma diyor? Çünkü ha zamiri bayan için kullanılıyor. Veyahut da o kız olduğu için ha zamirini kullanmak zorundadır. İsmuha Fatıma onun ismi Fatma'dır. Veleduha onun çocuğu. Veleduha o bayanın erkek çocuğu. Burada velet erkek e, çocuktur arkadaşlar. Arkadaşlar buradaki ismin erkek, müzekker veya müennes olmasının hiçbir önemi yoktur. Çünkü bayanın da erkek çocuğu olur. Erkeğin de erkek çocuğu olabilir. Yani buradaki şurada ha zamiri bayan geliyor diye şurada velet e, bayan gelmek zorunda değildir arkadaşlar. Veya buraya erkek çocuk geldi diye şuraya erkekle alakalı zamir gelecek diye bir şart yoktur. Arkadaşlar bizim burada müzekker ve müennesle dikkat edeceğimiz şey arkadaşlar eğer bu ait olan şey çocuk bayana aitse bayan zamirini erkeğe aitse erkek zamirini getirmek zorundayız. bin tuha o bayanın kızı, onun kızı. Evet, eee Şuraya mesela arkadaşlar örnek verelim. Birisine soruyorsunuz işte e, Fatma'nın kızı oldu diyorsunuz. Evet onun kızı e, işte geçen hafta doğdu diyorsunuz. Onun kızı geçen hafta. Veyahut da birisine diyorsunuz ki ya onun kızı çok başarılı. Veyahut da işte Fatma'nın çocuğu e, çok zeki. Evet onun çocuğu çok zeki diyorsunuz. İşte burada Fatma yerini tutan zamiridir arkadaşlar. Kalemüke artık siz e, K zamirini getiriyorsanız siz o kişiyle muhatap oluyorsunuz ve o kişi erkek olduğu için K zamirini getirmişsiniz demektir. Kalemüke senin kalemin işte e, siz erkek veya kız olabilirsiniz fark etmez. Karşınızda konuştuğunuz erkek ise kalemüke senin kalemin güzel yazıyor. Senin kalemin mavi yazıyor diye söylediğiniz zaman o kişi erkek olduğu için K zamirini getiriyorsunuz. İsmuke senin ismin. Ma ismuke dediğiniz zaman arkadaşlar karşınızdaki erkek olduğu için ke zamirini kullan, kullanmak zorundasınız. Senin adın ne? İsmuke senin adın Ali diyorsunuz. Çünkü o e, erkek olduğu için, o erkeğin yeni tutan ke zamiri olduğu için bu zamiri kullanıyorsunuz ve siz onunla birebir konuştuğunuz için, muhatap olduğunuz için ke zamirini kullanıyorsunuz demektir. Kitabuki senin e, kitabın kitabı ki kalem yanlış yazılmış arkadaşlar kitap olacak senin kitabın Burada arkadaşlar karşınızda konuştuğunuz kişi siz erkek de olabilirsiniz bayan da fark etmez sizin karşınızda konuştuğunuz kişi bayan olduğu için ki zamirini kullanıyorsunuz. Ona diyorsunuz ki senin kitabın okulda mı sınıfta mı işte ki zamini bu yüzden kullanıyoruz. bu ki senin kitabın. Burada kitap muzaaf ki muzaafın ilehtir arkadaşlar. İsim tamlamasıdır bu arkadaşlar. Kitabın o kişiye sana ait olduğunu belirtiyor. Senin kitabın. Ma ismuke mesmuke arkadaşlar. Ve özür dilerim mesmuki. Senin ismin ne? Mesmuki. Bayan olduğu için ona diyorsunuz ki mesmuki. Senin ismin ne? Devam edelim. Kalemi benim kalemim. Kalemi benim kalemin. İşaret ediyorsunuz. Hada kalemi. Bu benim kalemin. İnşallah işaret isimlerini göreceğiz arkadaşlar. Hada kalemi. Bu benim kalemim. da ebi. Bu benim babam. Ebi benim babam. Benim kalemim. Ümmi benim annem. İsmi benim ismim. Arkadaşlar şu ye zamiri arkadaşlar kelime içerisinde muzaafın ilehtir. Ancak bunu hem erkek hem bayan her ikisi de kullanabilir arkadaşlar. Erkek de kalemi diyebilir. Bayan da kalemi. Çünkü konuşan kişi kendi olduğu için kalemi, benim kalemim diye söylemek zorundadır. Burada önemli dikkat edilmesi gereken bir husus var arkadaşlar. Normalde diğerlerine baktığımız zaman kalemüke, kitabüke hep zamirlerden önceki harfin yalın haldeyken arkadaşlar son hareket e, zamirden önceki harfin harekesi arkadaşlar ötreli geliyor. kalemuke ismüke tabi bu e, cümle içerisinde arkadaşlar üstün veya esre gelebilir. Biz yalın halde kullan Senin kalemini aldım dediğim zaman e, orada üstün veya harfi cer varsa arkadaşlar esre gelebilir. Ancak ye de önemli bir husus var arkadaşlar. Ye e, zamiri Arkadaşlar kendinden önceki e, harfin harekesini daima esre yapar arkadaşlar ve y burada uzatma görevi alır arkadaşlar. Kalemi benim kalemim artık ötre düşüyor e, esreye dönüşüyor. Ancak buradaki yine arkadaşlar muzaftır. Kalem kelimesi muzaf, y harfi de muzafın ilehtir. Kalemi ebi ümmi ismi. Benim kalemim, benim babam, benim annem, benim ismim. Peki, kalemuna bizim kalemimiz, beytuna bizim ismimiz, ismun, e, özür dilerim, beytuna bizim evimiz, ismuna bizim ismimiz, üsratuna bizim ailemiz, biladuna bizim ülkemiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, tenvinler düşmüştür. Zamir geldiği için e, tenvinler düşmüştür ve burada... İsim, isim, kalem, a üsre ve bilat kelimeleri muzaf. Onun sonuna bitişen na zamirleri de arkadaşlar muzafın ileyhtir. Normalde zamir olmasaydı muzaf ileyhin son harekesi daima arkadaşlar esre gelir. Ancak bunlar mebnidir. Son harekesi değişmeyeceği için mahallen mecrur deriz biz buna. İrab konusunda inşallah daha detaylı olarak göreceğiz. Kalemühüma, o ikisinin kalemi. O ikisi erkek de olabilir, bayan da olabilir. Bir tane Ali ve Ayşe de, Ali ile Ahmet, e, Ayşe ile Fatma da olabilir. Siz başkasına diyorsunuz ki Ali ve Ayşe'yi kastederek veya Ali ve Hasan'ı kastederek veya Ayşe ile Fatma'yı kastederek. Kalemühüma, o ikisinin kalemi. O ikisinin kalemi. Beytühüma, o ikisinin evi. Ceddüküma. Burada da artık muhatap olarak alıyorsunuz iki kişi karşınızda. Ceddüküma sizin dedeniz de sizin dedeniz okula, okula mı geldi derken Ceddüküma sizin dedeniz. Ee, hel e, Hel cae geldi mi ceddukuma sizin dedeniz nereye İlel medreseti okula mı geldi Hel cae geldi mi kim ceddukuma sizin dedeniz arkadaşlar zamirler marif olduğu için ced kelimesinin başında elif lam düşmüştür artık bunda marif olmuştur sizin dedeniz çünkü siz e, hangi dededen bahsedildiğini ee, o dedenin kime ait olduğunu biliyorsunuz. O kişiye soruyorsunuz. O iki kişiye sizin dedeniz okula mı geldi? Dedkuma. Validi Sizin babanız, siz ikinizin babası demektir arkadaşlar. Kalemhum onların kalemi. Ali, Ayşe, Hasan, Fatma üçü de erkek olabilir. Üç ve daha fazla erkek, bayan da olabilir. Karışık da olabilir arkadaşlar. Onlara e, hüm diyorsunuz, kalemühüm, onların kalemi, ümmühüm, onların annesi, medrasetüküm, sizin, sizlerin okulu, muallimüküm, sizlerin e, öğretmeni. Burada arkadaşlar küm erkek olduğu için arkadaşlar, e, üç ve daha fazla erkek olduğu için küm zamini getiriyoruz. Ee, yine üç ve daha fazla erkek olduğu için küm zamini getiriyoruz. Burada medrese kelimesi arkadaşlar mühendis olabilir. Muallim kelimesi müzekir olur fark etmez. Biz isimlerin e, arkadaşlar sadece kime ait olduğunu söylüyoruz. Ait olan kişi eğer bir nesne, bir şey, bir isim birisine aitse o ait olan kişi erkekse erkeğe ait olan zamir, bayansa bayana ait olan zamir gelecektir. Tek ise tekile ait, ikilse ikile ait, çoğulsa çoğula ait zamirler gelecektir. Arkadaşlar inşallah anlayabileceğiniz şekilde anlatıyorumdur. Sürçü lisan ediyorsam hepinizden özür dilerim. Kalemünne <laughs> O bayanların kalemi onların kalemi onların kalemi çok güzel yazıyor dediğiniz zaman kalemün ne diyorsunuz onların kalemi yazıyor e, yektübü yazıyor ne yazıyor kalemi ne? onların kalemi yazıyor burada arkadaşlar özne olan e, kalemdir arkadaşlar yani yazan şey ne e, arkadaşlar yazan şey kalem olduğu için biz yektübne diyemeyiz. Yektübü diyeceğiz. Çünkü öznemiz kalemi olduğu için. Ee, ancak kalemin kime ait olduğunu söylüyoruz. Yektübü yazıyor. Kalemühünne onların kalemi yazıyor. Ümmühünne onların annesi. Onların annesi. Medresetü künne sizlerin, siz bayanların okulu. Muallimü künne siz bayanların öğretmeni. Burada muallikum sizi erkeklerin öğretmeni. Muallimü künne siz bayanların öğretmeni diyoruz arkadaşlar. Öğretmen erkek bayan fark etmez. Sadece erkeklere aitse erkeklerin öğretmeni bayanlara aitse bayanların öğretmenini söylüyoruz. Kastediyoruz. Kime ait olduğunu kastediyoruz arkadaşlar. Evet müzekker gayip. Müzekker olup arkasına konuştuğumuz muhatap almadığımız kişi sevbuhu onun elbisesi. Sevbuhuma o ikisinin elbisesi. Sevbuhum onların elbisesi. Sevbuke senin elbisen artık muhatap alıyoruz sevbüküma siz ikinizin elbisesi sevbüküm sizlerin elbisesi arkadaşlar bu da tablo yapılacak şekilde bu şekilde hazırlanmıştır bir daha tam olarak görelim tabloda diye diğer arkadaşlar sevbuha o bayanın elbisesi Sevbuhuma o iki bayanın elbisesi sevbuhünne o bayanların onların elbisesi selbu ki sizin e, senin elbisen selbu kuma siz ikinizin elbisesi selbu siz bayanların sizlerin elbisesi burada arkadaşlar sizlerin elbiseleri demiyoruz elbisesi diyoruz elbise diyecek olsaydık etvabu ne diyecektik sel müfret olduğu için sizlerin elbisesi diyoruz. Mütekellim konuşan kişi benim elbisem diyeceği zaman sevbi artık gördüğünüz gibi bu kelimesindeki ötre ye'ye ye dönüştü arkadaşlar. Sevbi benim elbisem sevbuna bizim elbisemiz bu şekilde arkadaşlar söylüyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. sürçlü lisan eylediysek affola hepiniz Allah'a emanet olun. İnşallah faydalı bir ders olmuştur.